Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle A1 seviyesinde İspanyolca bir hikaye okuma ve çevirme çalışması yapacağız. Hiç uzatmadan başlayalım isterseniz. Capítulo 1, el avión. Bölüm 1, uçak. Daniel, ben aquí. Me dice Julia desde la puerta de la casa. Daniel, buraya gel, dedi bana Hulya. Evin kapısından. Que quieres, Hulya? Le respondo. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hulya, ona cevap verdim. Hoy viajamos a España. Lo sabes, verdad? Bugün İspanya'ya seyahat ediyoruz. Onu biliyorsun, değil mi? Claro que lo sé. Estoy preparando la mochila. Tabii ki onu biliyorum. Çantayı hazırlıyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, estoy preparando kalıbı kullanılmış. Yani şimdiki zaman, devam etmekte olan zaman. Burada bu kalıbı kullanmak için estar fiiliyle birlikte arla biten fiillerin sonuna ara atıp ando, er ve irle biten fiillerin sonuna da er ve ir atıp yendo getirerek bu kalıbı estar artı ando, yendo şeklinde kullanıyoruz. Estoy preparando la mochila. Çantayı hazırlıyorum. Şimdi burada kendini tanıtmaya başlıyor çocuk. Mi nombre es Daniel. Tengo 24 años. Benim adım Daniel'dir. Tengo 24 años. 24 yılım var gibi aslında birebir çeviride ama yani tengo, tener fiilinin birinci tekil şahısa göre çekimlenmiş hali geniş zamanda. 24 yılım var. Aslında 24 yaşındayım demek diğer çeviride. Julia es mi hermana y vivimos en la misma casa de Londres. Julia benim kız kardeşimdir ve vivimos en la misma casa de Londres. Yaşarız aynı evde Londra'da. Buradaki fiilimiz vivimos, yani vivir, yaşamak fiilinin geniş zamanda ikinci çoğul şahısa göre, birinci çoğul şahısa göre, pardon, yani nosotros'a göre çekimlenmiş hali. Cümlelerde önce fiillere odaklanırsak işimiz çok daha kolaylaşır. Hem de fiilleri tanımış oluruz. Julia es mi hermana y vivimos en la misma casa de Londres. Julia benim kız kardeşim ve aynı evde, Londra'da aynı evde yaşıyoruz. Ella tiene 23 años. Ella, o, sahip 23 yıla gibi birebir çevirdi ama o 23 yaşında demek aslında. Burada da tener fiilini, evet burada gördüğünüz gibi tener fiilini birinci tekil şahısa göre çekimlemişti. Burada da üçüncü tekil şahısa göre, Ella'ya göre çekimlemiş geniş zamanda ve tiene. 23 años. Ella tiene 23 años. O 23 yaşında. Nuestros padres se llaman Arthur y Clara. Nuestros padres demek bizim ebeveynlerimiz, yani anne babamız. Se llaman burada birebir çevirde çağrılırlar demek ama aslında bu birilerinin ismini söylerken kullanılan kalıp arkadaşlar. Örneğin Yamar fiilinin üçüncü çoğul şahısa göre çekimlenmiş hali geniş zamanda. Seyaman da buna ait olan yardımcı fiil. Örneğin ben birinci tekil şahısa göre yamar fiilini çekip adımı söylemek istediğimde me llamo Levent diyorum.
Me llamo Levent. Yani ben kendimi Levent diye çağırırım. Bu da yamar fiilini burada bu şekilde kullanıyorum. Estamos preparando nuestro viaje a España. Burada gördüğünüz yine yukarıdaki kalıbın benzeri. Yukarıda estoy preparando diyordu. Şimdi estamos preparando diyor. Burada estamos, burada yine estar fiilini nosotros'a göre yani ikinci çoğul şahısa göre, birinci çoğul şahısa göre çekimlemiş. Biz hazırlanıyoruz daha doğrusu. Bizim İspanya seyahatimize. İspanya seyahatimize hazırlanıyoruz. Somos estudiantes de intercambio aprendiendo el idioma español y ya sabemos mucho. Biz bu da ser fiilinin birinci çoğul şahsa göre geniş zamanda çekimlenmiş hali. Somos. Öğrencileriz. Değişim öğrencileriyiz. İspanyolca dilini öğrenen, İspanyolca dilini öğrenen değişim öğrencileriyiz ve burada bu ca çok farklı anlamlarda kullanılabilir. Burada zaten halihazırda şu anda gibi bir anlamı var. Sabemos mucho. Çok şey biliyoruz. Sabemos, saber fiilinin birinci çoğul şahısa göre çekimlenmiş hali. Geniş zamanda. Saber. Saber bilmek demek. Sabemos mucho.